diyebiliriz. Çok uzun süredir birlikte bu mücadeleyi beraber veriyorlar. Normalde aslında şunu eklemek istiyorum. Kadroda Muj nickli Evet. oyuncu mevcuttu ve elemelerde gerçekten güzel bir performans ortaya koymuştu. Özellikle clutch pozisyonlarında çok başarılıydı. Onu geçtiğimiz sezonlarda onu Türkiye Kupası'nı test ve Türkiye Kupası'nı kazanırken Fespey Wildcats'te görmüştük ve lig şöyle bir başlangıç aldı. Evet, The Fear'da kesinlikle Dagi gibi maçın akışını değiştirebilecek kadar etkili bir oyuncu. Kambi Window'da ara ara pikliyor. Top mid'de onu rahatsız eden Janka var. Loga Esports genel itibariyle arkasında toplandı ve Oo. Janka Window'u düşürdü. Şimdi A'da tek bir oyuncu Ticket'la, onun hayatta kalması şart. Opçin canının yarısı gitti. Artık daha pasif oynamak durumunda. Yine de site geçişini kontrol ediyor E5'te. Opçin ısrarcı olunca onu düşürdü. 3'e 5. Bu retake oynanacak. Fear jungle'da Oo. iki tane kill birden çıkartıyor. City'deki oyuncular da birini düşürmüştü. Arkada Wizard ne yapabilir? Fear elindeki o müsait pozisyonu değerlendiremedi ve CT düşürdükten sonra Wizard tekrar pozisyon alıyor. 2'ye 1 oynayacak Fear. Firebox'ta Wizard kendisini sakladı ve bir mücadele daha. Bu sefer bu fight'ı kazanan Wizard oldu Fear'a. Jack gibi oyuncular tekrar bir apartmana doğru yöneldiler. Yine karşıda birkaç tane Deagle var. Bunlar tehlikeli olabilir. Tabii. Dagi o Deagle'lardan bir tanesine sahip, Hı-hı. ancak A site'da. Ya mide dair çok kısıtlı infosu var Çamlıca'nın. O yüzden nereden info alması gerektiğini de çok fazla bilmiyorlar. Ninja'da bir boostlanan oyuncuyu görüyoruz. Kendi ve Oo. short üzerinde mükemmel bir Deagle Headshot'ta start aldı sahne. Bakalım dikkatli olacaklar mı? E5'en bir kill çıkartıyor. Cyber çok dikkatli. Son zamanlarda onun da performansında çok yükseliş var. Şimdi markette bir oyuncu sesleri almaya devam ediyor. Cyber. İki kill eş zamanlı olarak geldi Janka ve Cyber'dan çıkan killerle birlikte. Opçin son kalan isim. O da Catwalk'ta. Nedir önünde? E5'enden yine kolay bir kill. Kanalında ancak hiçbirisinde kit göremiyorum. Çok da fazla nade'leri yok. Bu her zaman bir handikap. Konektöre gelen yanıcı ve ardından atılan smoke. Palas birden çıkacak gibi tek flash. Site altındaki oyuncu Opçin bir kill buldu ancak sonrasında direkt ipottan ve side'ı kaybetti Çalmıca Espor. Şimdi ipot C4'ü kurabilir artık. Konektörde bir oyuncu var. Yalnız hamle yapması çok zor. Özellikle bu kadar az Nate'le birlikte zaten sadece iki tane flashları var. Nasıl retake yapacaklar? Bu da ayrı bir merak konusu. Can kapıklıyor. Şimdi Dagi bayağı canını kaybetmişti ama sağ gösterip sol vurdu. Wizard geldi. Site'deki oyuncuyu düşürdü. 3'e 3 artık Janka flash ile pikledi. Kambi'yi düşürdü. Site'de 2 oyuncu var. Artık sadece Fear kaldı ama pek canı yok. Bunu bilen E5'ine de çok fazla vakit kaybetmeden rakibini düşürdü ve Loga Esports. Da bir oyun kurmak istediği için Çamlıca Espor burada biraz retake'te zorlandı. Round'un tabii X faktörü Wizard. Ya mid'de çok agresif hamleler var. Ipot bu arada Dagi vs'ı smoke arkasından headshot'ı gönderdi. Döndü bir de balkon altına headshot gönderiyor. Cyber yine en önde. B'nin boş olduğu infosunu verecek. Üzerine doğru gitti Kambi'nin. Biraz zorlandı. Headshot'ı gönderdi o da. Bir oyuncu daha var. Opçin trade alıyor. Bu arada Fear de short yolunda Janka'yı düşürdü. Yerden bir AK alabilme ihtimali var ama Wizard olay mahalline hemen geldi. O AK'nin böyle kolay kolay gitmesine izin vermeyecek. Son kill Opçin'den çıkmıştı. Onun markette olduğu infosu mevcut. Üzerine doğru gördüğüm kadarıyla. C4 henüz T-Spawn'dan alınacak. Oyun A'da biterse Opçin'in en az bir kill çıkarıp kaçması lazım. Rotasyon epey uzakta. En yakın oyuncu jungle'da. Kambi'nin elinde tek bir smoke var. O da hani olaylara çok dahil olamaz. O miss smoke, fail smoke aslında biraz değerlendirmek istiyor. İlk olarak Wizard oynayınca Dagi'den rahat bir kill. Oyunu biraz açacaklar. Opçin infoları veriyor ama entry verdi. Devamında Dagi hemen olay mahallinde. Mükemmel bir Oo. spray Dagi'den. Devam ediyor. İpot'tan bir trade var ama Kambi aynı açıda rahat bir kill çıkarttı. O da Dagi vs'a yazmak lazım bu round'u. Yazmak lazım. Sadece site'tan geçen iki oyuncu değil. Yani kaybetmeleri biraz önümüzdeki round için sıkıntı yaratır. Çok fazla paraları yok. Fear short'ta agresif oynamaya çalışacak. Attığı spray'de tek mermi rakibine ulaştı. Gelen el bombası var. Kendisi de hırpalanıyor. Yalnız Wizard konektöre girmeye çalışıyor. Fakat Dagi'nin kucağına düştü. Ipot harika atladı jungle'a. Şimdi Kambi'yi düşürdükten sonra A-Site da hızlandıracak gibi. Janka Oo. hem bench'i düşürdü hem de jungle'ı yakaladı. İşte bu
savunmanın tamamen A'yı kaybettiğine işaret. Konnektörden hızlıca bir oyuncu yaklaştı. Junk'a vurmaya devam ediyor. Vay, vay, totalde vay. 4 kez durdurmak zor olabiliyor. Yine Deagle'lara talim. Çamlıca e-sport. Ve smoke içerisinde taradı elindeki pistolle Opçin. Birden fazla mermiyi isabetli bir şekilde kullandı. Yalnız silaha giderken Bulgur'dan da oldu. Opçin artık hayatta değil. Hipot da yerdeki rifle'ı haritanın dışına atacak. Gelip almasınlar diye. Mantıklı bir hareket. 4'e 4 oyun devam ediyor. Kambi. Şimdi Window'da çok açıktaydı da ki elindeki fırsatı iyi kullanamadı. Kullanabilirdi. Junk'a da bu sırada palas açılınca beklediği açıda çok rahat. 2'ye 4 aldıkları entry sonrasında bütün oyuncular çok basit halde öldüler. Evet, aslında Lug'un bu oyunu çok yaptığının farkındalar. Yani default'larında B'yi rahatsız eden ilk oyuncu Cyber oluyor genelde. Ve arkasında da hani çok yakında bir oyuncu olmuyor. Junk'a biraz zorlandı. İki mermi de isabet etti sanıyorum Kambi. Ama yine headshot'ı gönderiyor. Gördü. Boss 33 canı var. Arkasından da bir oyuncu geliyor. Wizard hiç sessiz, sedasız yaklaşmak istemedi. Attı flash'ini ve arkadaşını yakaladı ama kendisi de... Rotasyon da çok hızlı gelecek. Klasik asmoklar geliyor şimdi. Kambi top mid'e kadar çıktı. O yüzden hızlı bir şekilde aslında rotasyonun gelmesi lazım. Rampadan henüz çıkmış değiller. 3 tane yanıcı geldi side tarafına ve bench'e. Bir bakalım neler çıkarabilecek. Eli havada headshot'ı gönderdi. Çok hızlı bir trade var. Çok açtı kendini orada Fear. Birebir trade'de bench'te de Dagi yakalanıyor. Bir oyuncu daha oradan hamle yapmak zorunda kalacak şimdi. Geride kaldı. O smoke tam istenildiği gibi gitmedi bu arada. Connector açısı hala keskin. Arkadan Kambi geliyor. O kill çıktı. Apex'in önünde hala bir oyuncu var. Sandwich'ten Wizard çıkacak ve headshot'ı gönderdi. Çok önemli bir kill Wizard adına. Biraz agresifti retake için Çamlıca e-spor. Özellikle Dagi bu cezalandırılmıştı. Arkadan gelen Kambi sadece bir kill alıyor. 2'ye 3 artık. I am your boss ve Opçin round'u geri çevirmeye çalışacaklar. Fakat henüz 40 saniyenin altına yeni iniyoruz. Ve Logo e-sports'un oynayacak vakti olduğu için pek de acele etmiyorlar. Bu kadar fazla Logo e-spor. Çamlıca e-spor oyuncuları da A'yı bıraktılar. Çünkü arkalanabilirler. Haritanın diğer bölgelerini de kontrol etmek istiyorlar bir yandan. Opçin jungle'da bekleyecek. Elindeki AWP palası gördü. Yalnız vuruşu kaçırıyor. Daha agresif Opçin oradan kurtulamayacak ve A-Site yine kaybedilmiş oldu. 15 saniye kala Logo Esports bekledi ve sabrının ödülünü aldı. Cyber da son dokunuşu yapıyor. 7-1 güzel bir vuruş Cyber'dan. Var Dagi. Smoke'un önüne geçmeye çalıştı Opçin. Bu ekstra bir hamle. Masum diyelim. Ne diyelim? Çok... İlginç bir hamle yaptı. Ya Opçin de o tarz hamleleri biliyorsun sonuca çevirebiliyor bazen. Bu sefer istediği gibi olmuyor. Ladder'a atılan bir flash. Adım adım haritada Logo Esports alanları, mesafeleri kat etti. Dagi. Çok güzel bir headshot. Tekrar pikleyecek. Yalnız bu biraz riskli. Bir yandan A site'a girmeye çalışabilir Junk'a. Fear'ı düşürdü. Bir an için arkasını dönmüştü Fear ve Ipot'ta konnektörden çıkıyor. Jungle'daki oyuncu o da pek fazla dayanamadı. Molotov'un önüne geçiyor Kambi. Tam üzerine doğru gidecekti Ipot'u. Molotov gelince koşmak zorunda kaldı. Tek başına I am your boss. Ne yapabilir? En azından bir kill var ama devamında... ...tıyor şu an. Opçin B'de tek başına en yakın rotasyon oyuncusu Window'da Alican. B'ye girilecek. Ve nerede olduğunu biliyorlar. Cyber atladı. Kardaki oyuncuyu dediğin gibi biliyorlardı ve direkt üstüne gitti Cyber. Canının büyük bölümünü kaybetse de aldığı kill önemliydi. Ve ilk gelen yardım da kesilince artık işi çok zor Çamlıca e-spor. Denemeye de devam ediyor bir yandan ama oluru yok gibi. Yok gibi Ipot. Smoke içerisinde bir de Fear'ı buldu. Son olarak Kambi onu da gördüler. Üstüne de gideceklerdir. Atılan flashlar. Kambi bu sırada bir rakibini düşürüyor ama kaçamayacak gibi oradan. Junk'a doğru anda çıktı ve rakibini düşürdü. Kambi'nin aldığı 2 kill round'u geri çevirmeye yetmeyecek. 9-1. Ama en azından hani
İlk yarıda birkaç round daha bulurlarsa daha iyisi gelebilir. Bir headshot geldi Ipoto Wallbang'den. Yani yeterli değil ve kill çıkıyor Ipot'tan. B'de hala iki oyuncuları var. C4 T-Spawn'da olduğu için buradan alınacak infonun değeri çok büyük. Connector önünden Dagi piklemeye çalışınca top mid'de rahat bir kill çıkarttı Wizard. Tabii yani bu tarz roundlarda Çamlıca'nın ikili oyunlardan ziyade hani bireysel hamlelerinden çok yararlanamadıklarını görüyoruz. Bu bakalım nereye kadar gidecek. Janka Fear'ı düşürmüş. I'm Your Boss. Şimdi top mid'de AWP oyuncusunu da düşürdü. Wallbang'den E5'en. I'm Your Boss'u buldu. Son olarak market pozisyonunda Ipot bir kill daha çıkarıyor ve çift tane 11. round'da 10. round'unu hanesine yazdırıyor Lok. Bilmiyorum, ben biraz daha yakın bir oyun beklerdim şu ana kadar. Evet, çok direnç ortaya koyam. Dagi'nin 9 kill'i var. Takımın top fragger ama aldırdığı round dışında o da çok fazla etkili olamadı. E5'le midde açılmak isteyen oyuncular hala var. E5'le de hala midde ve 2 tane kill yine Wizard ona yardım etti. Dagi hem palas hem rampa midi kaybettikten sonra çıkınca yapacak çok bir şey kalmadı ve Logi Esports agresif oyun. Yaldıktan sonra da o kalan 2 oyuncu çok tereddüt etti hamle yapıp yapmamak konusunda. Ve Fear bir kill aldıktan sonra Dagi de palastan açılıyor. İşte aradıkları round bu olabilir. Pistollerle de olsa iki tane entry aldılar. B'ye oyunu hızlandıracak Logo Esports. A tarafından kaybeden oyuncular var. E5'le şimdi içeriye doğru girdi. Side'de Opçin çok fazla hasar var. Wizard üstünde ama E5'le gelince orada istediğini çıkartamadı. Şimdi Kenbi Opçin'in asistini alıyor. E5'le backside'ı tutuyor. Bu vuruş kaçtı ama telafi etmesini de bildi E5'le. Şimdi 2-2. Adam üstünlüğünü çok çabuk bir şekilde Çamlıca Espor kaybetti. Artık her şey dengedeydi. Ta ki cross'una çıkana kadar E5'lerin. Fear'ı tek başına, onun da pek fazla canı yok E5. Herkesin hamle yapmasına da çok ihtiyaçları yok bence. Biraz daha haritayı log'a daraltmak daha önemli olabilirdi. Şimdi B'ye bir rush var. B'de bu sefer 3 oyuncular. Bakalım aksiyon nasıl gerçekleşecek. En arkadan bir flash daha geliyor side önüne. Cyber üzerinde entry bulundu ama trade çok hızlı. Backside'de bir oyuncu var. Ona headshot gönderen yine Janka. Şimdi yavaş yavaş smoke'tan sızacak ama Dagi'den bir noscope gelmiş ve Fear de E5'ini düşürünce ilk yarının uzuna rağmen güzel bir reaksiyon diyebiliriz. Ama Dagi düşmüş. I'm Your Boss şimdi çıkacak. Güzel bir timing yakaladı kendi adına. Şimdi top mid'den C4 E5'en T-Spawn'dan takım arkadaşına, Janka'ya dahil olacak. Elinde bir de flash var. Bakalım Janka'yı burada bireysel oynatmak isteyecek mi? Aynı zamanda midde window altında da Ipot var. Round'un sanki X faktörü o olacak gibi. Tabii side savunmasında Fear tek başına alacağı infonun değeri çok büyük ama şu an kapalı bir şekilde palası izliyor Opçin. Çok agresif bir hamle, kritik bir kill. Yalnız iki oyuncu site'in içine girmek üzere E5'te. Site'ı vurdu fakat Kenbi de geçişi kesiyor. Geçmek kolay değil. Janka C4 arkasında. İlk önce C4'ü alacak. 22 saniyesi var. Çok fazla değil. City'den de bir oyuncu yanaştı. Direkt kurmaya çalışırsa sıkıntı olabilir. Kenbi Wallbang. Bu Wallbang'den sonra Janka'nın pek de ümidi kalmadı. Çünkü burada bir oyuncu var. Onunla karşılaştı. Çatışmaları çok da kanlı olmadı şimdilik. Opçin bu arada site'a girdi. Janka'yı düşürdü. Site'in içerisinde başka kimse yok. Kenbi underpass'ten geliyor. Konnektörü yakalayacak. Gafil avladılar. Mid'deki ismi. Sonrasında retake denemesi. E5'lerin canı az. Buna karşı iki kill çıkartabilirdi E5'le. Arkasından gelen de bir oyuncu var. Dagi sıkıştırdılar City'yi. Oradan CT oyuncularını muhakkak çıkarmayacaklardır diye düşünüyorum. Cyber her ne kadar... Catwalk'ın ilerliyor, elinde AK var. Ortalık çok sessizleşti. Şimdi bir headshot diyor Dagi. Atılan el bombası olduğu yere ama Dagi oradan uzaklaştı. Ipot. Bir apartmandaki oyuncuyu duyduğumu çok emin değilim. Şimdi yalnız oyunu B split'te bitirecek olurlarsa Ipot. Of. Şundan endişeleniyordum. Ipot arkasını da döndü ama hayır, bu sefer olmadı. Fear I am your boss derken B site'i kaybetti Çamlıca Esports ama Ipot'un bu mücadelesi hala sonuç getirebilir. E5'te Dagi'yi düşürüyor çünkü sitten gelecek olan oyuncu mermiye kafa attı biraz. Fear güzel vurdu ama round bitmiş değil. Janka short'tan yanaşacak. Yerde bir tane AK var.
Onu aldı. Şarjör de dolu. Şansına Amior Boss karda biraz saklanıyorken arkadaşının daha fazla info alması lazım kanka. Şimdi kapıyı düşürdü. Amior Boss'un nerede olduğunu bilmiyor. Bu büyük bir sıkıntı. Amior Boss da göstermeyecek. Kit de yok. O yüzden karda biraz saklanıyorken arkadaşının daha fazla info alması lazım kanka. Şimdi kapıyı düşürdü. Amior Boss'un nerede olduğunu bilmiyor. Bu büyük bir sıkıntı. Amior Boss da göstermeyecek. Kit de yok. O yüzden Janka korumaya gidebilir. Hayır. Janka arıyor. Janka arıyor ama aradığını pek bulabilecek mi emin değilim. Amior Boss. Güzel. Vermedi ona bu kili. Yangıcı. Şimdi apartman yaklaşacak. Palace Wizard rampaya da döndü. Bu sefer hayır, rampaya düşüremiyor. 2-2 değişim. Default'ta hala bir oyuncu var. Yardım alması çok zor. Janka Fear'ı yakaladı ama sonrasında Kenbi de Janka'yı düşürdü. Hipot Stairs'da Kenbi'den birazcık dikkatsiz bir hamle. Çok açıldı çünkü konektöre doğru. Şimdi C4'ü kurmaya çalışacaklar. City'deki oyuncu kendisini gösterdi. Oh. Dagi çok iyi koruyor arkadaşını. Atılan el bombası konektörden geldi. Hipot. Dagi'yi düşürdü. Ayamıyor. Oh. Boss! İkili kaçırdı ve Hipot. Çok kritik bir clutch. Maçın içi... E5'en de yine SSG olacak. Çamlıca'da iki tane AK var. Bakalım nasıl etkileyecek entry'yi. Rampada Dagi versus buldu. Yakında bir oyuncu daha var. E5'en olay mahalline geliyor. Hemen Apex'e doğru bir tane Nate. Bir Nate daha geliyor. Kenbi 41'e düştü. Yalnız Janka da stairs'i düşürdü. Fakat bu sırada Obçin Palace altını yakalayınca biraz nefes alacak. Çamlıca Espor. Side'in içerisine girdiler. The Fear CT'ye doğru yanaştı. Elinde Deagle Oy. Var. Çok isabetli, çok keskin. The Fear güzel bir vuruş izletti bize ama round bitmiş değil. Amior Boss konektörünün içerisinde bekliyor. Pozisyonu gayet iyi ama bu arada iki arkadaşını kaybetti Amior Boss. Yine de round'u kazanabilir. O pozisyona sahip. Jungle'da E5 Nate'i buldu. Şimdi Cyber elinde 4 tane Nate var. Onlar direkt çözüyor. Ama atılan el bombası alacak round'ı. Alacak round'ı. Direkt potanın içi. Oyalarken onlar B'ye girdi. Şu an Çamlıca Espor ve A'daki oyuncuların da çok ısrarcı olmaması lazım. Çünkü bir stake var. Tabii şu an haritayı yavaş yavaş daraltmaya başladılar ama evet, killer çıkması tabii burada istenen bir senaryo. İyi farmladılar. Burada silahların düşürülme olasılığına karşı yani ekonomiyi biraz daha sağlam. Flash'ı var. O flash'la birlikte de bench'in arkasından pickleyebilir Hipot. Kendi flash'ını attı şimdi E5'ine için. Wizard sandviçte Palace'ı düşürdü. Diğer oyuncuların hepsi rampadan gelmek zorundalar. Arkadan da bir isim yanaşıyor. Wizard vay, rampa vay. Önünde çok güzel bir hamle yaptı. Birden fazla kill ama devamda Amior Boss 2 kill'le karşılık verdi. Kenbi ile şimdi Cyber'a karşı oynayacaklar. Kenbi zaten attığı el bombasıyla kokladı. Savunmada zorluk çekmeye başladılar. Under'da bir oyuncu var. E5'en yakalanmak üzere. Üzerine ekstra bir yanıcı da gönderdiler hatta ama gerek kalmıyor. Dagi AK'siyle olaylara son verdi. Şimdi Cyber smoke'tan sızdı. Bir oyuncu daha hani Opçin de elinde AK'si yoktu. O kili de çıkarabilirdi. Az biraz şansı yaver gitse belki 3 vurdu. Orada Wizard Yorbos'u düşürmüş ama bütün arkadaşlarını kaybetti. Yine de 1-2. Ve yerden AK alıyor Wizard. Armor'ı var, diğer oyuncusu var. Nerede olduğunu biliyor. Yalnız oyunun B olacağını da az çok kestirmiştir diye düşünüyorum. Bayağı sıkıştı bu arada aslında Opçin. Opçin Yadır'da kaldı. Kenbi best doğusu atladı site'a. C4'ü kuracak. Evet, top mid'e doğru gitti Wizard. Bu da demek oluyor ki artık apartmandan gelecek sanıyorum. Denemesi biraz geç olacak. Tabii. Bir yandan mid oynuyor. Çamlıca, bu arada Ticket'taki oyuncuyu gördüler. Firebox'ı tahmin ederler mi? Janka düştü. İşte bu can sıkıcı. Bir, Firebox'ı görüyor. Wizard da pek dayanamadı. Olduğu yerde Logo Esports oyuncuları düşmeye devam ediyorlar. E5'lerin düşmesi tam meselesi. Son bir sahanda bir oyuncu var. Oo, Dagi. İki tane oyuncu vurdu ve sonra dönüp CT'yi de yakalıyor Dagi. İyi bir performans Dagi'den ve 13-10 başka bir silahlı round. Şu ana kadar Logo Esports'un... Bu yüzden Wizard'ın hani bakması gereken bir jungle pozisyonu var. Yanıcı. Üzerine yanıcı geldi. Senin de bahsettiğin gibi entry'ye Opçin buluyor. Diğer oyuncunun nerede olduğundan çok eminler. Wizard'dan bir kill var ama trade çok hızlı. Amior Boss da E5'e bir headshot göndermiş. Temizlik yine başladı. Son olarak Hipot'u short yolunda bekliyorlar. Kendisi CT'de hani bu round çok bir şey yapamaz bence ama... Hani 5-7'lıyla yakın mesafede bir kill çıkarabilecek mi? Headshot'ı gönderdi. Yerden AK'yi alıyor. Jungle önünde bir isim daha var. Bir headshot daha Hipot'tan.
Hymior boss'un canı epey az. Ticket açısını izlemeye başladı. Kit yok, en büyük sıkıntısı o. Kit olsa bence bir can aldığıyla site'a atlamaya çalışabilirdi. Ama şimdi gitmesinin de çok bir numarası kalmadı. 10 saniyelik defuse gerçekten çok mümkün değil. Dagi gelmediğinin farkında. Ve kutlamaya başladı Dagi. 13-11. Logo Esports'un yaptığını... Kıllı bir Nate bu arada. Orada Molotov da vardı galiba. Bir de Nate attı Orç'un üstüne. Kaçış yolunu böyle kestiler. İpot bir apartmanı savunuyor. AWP geri gelebilir. Fear bunu beklemedi çünkü. 4'e 4. Jungle'a sızdı Kambi. Ve headshot'ı ilk yarı olsa da son giren Kambi oldu. Hatta kahkaha atmaya devam ediyor Kambi. Palas altını vurmamalıydı. Canı o kadar azken. Junk'a site'da direnmek üzere buraya kadar. Site kaybettiler ama bitmiş değil round. Ooo, iki oyuncunun toplam canı 24. C4 henüz B'den alınacak. Büyük sıkıntı bu. Yani yerden bir rifle alması gerekiyor ki Dagi de fake'i gerçekten yedirdi. Yani kim yemez ki bu fake'i? CT'ye atılan smoke, A site yalnız bizim elimizde mesajını verip B'ye kuracaklar. Farkında olabilir. Artık yavaş yavaş Aymur boss'un da oynaması gerekiyor. Çok zaman kaybettiler. Yanıcı şimdi geliyor. Plant de geldi. İstedikleri bir şekilde aslında Plant'i aldılar. Yalnız short'tan çok hızlı gelecek. Duydu mu? Hayır, duymamış. Aymur boss kendini gösterdi yanlışlıkla rakibine. Elinde AWP var. Dagi de apartmanda. Apartmanda muhtemelen bir oyuncu bekleyecektir. Bu arada ipot. Dagi'nin o yüzden dikkatli olması şart. Yok, ipot gelmiyor. Gibi. Elinde AWP olmasa yanıcısıyla birlikte kesinlikle deneyebileceği bir round'tu. Çünkü iki rakibinin canı 12. Oyunu nereden açacaklar? Adam avantajı artık Logi Esports'ta ve en son A tarafında gözüktü ipot. Elinde AWP'si var. Şimdi B'ye cross koydu. Biraz da Cyber'a oyun oynatmaya çalışacak. E5'en. Bir mermi ve o da headshot. Eğer E5'le ısrarcı olmamasa sıkmamakta kili muhakkak alırdı ama geri çekilmek istedi. Safe oynamak istedi, gayet anlaşılabilir. Wizard Palas'a bakıyor bir yandan fakat ne rampadan ne de Palas'tan kimse gelmeyecek. Bu sırada B'ye olan hücum short'tan yapılmak üzere. Oo. Yalnız Cyber. Elindeki FAMAS'ta Kambi'yi düşürdü. Ayam Yorbos'un pek fazla canı yok. Adam üstünlüğü perçinleniyor. Ve apartmanı izleyen ipot var arkasına da. Bakmak istedi. Doğru anda döndü aslında ama iki oyuncu eş zamanlı geliyorlar. İpot düşse de çok büyük problem değil. Yerden AWP'yi daldı zaten Cyber. Popçin. Mid'e doğru çıktı. Şimdi ipot AK ile oynuyor. Gerçekten iyi bir maç geçiriyor ipot bu arada. Tabii. E5'ne konnektörü izleyecek. Flash karşısına lazım. Geldi Ayam Yorbos. Çok rahat E5'ne. Zaten orayı izliyordu. Rampa çünkü kontrol altında. E5'lerin izleyeceği açı. Konnektör. Şimdi tabi jungle sızdılar ama jungle'ı kırmıyor hiçbir zaman Log. Bunu çok başarılı oynayan takımlardan biri. Onu şimdi B'de gösterdiler. Short önünde de biri var. İpo çok dikkatli Edward'da. Headshot'ı gönderdi Opcine. Devamında iki oyuncunun apartmanda olduğu infosu var. Dagi koydu cross'u ama Ipot'un oradan çıkmasının hiçbir nedeni yok. Cross'unu koydu. Beklemeye devam ediyor. Şimdi üzerine doğru bir flash geldi. Çok zayıf bir flash. Kendini kör etti Dagi. Ipot'tan... Şimdi daha kalabalık bir site içerisine hücum edecek Çamlıca e-spor. Biraz vakitte daralmaya başladı. 25 saniye kala yapılan hücum. Atılan smoke'u görüyorsunuz. E5'ne Palas'ı izleme konusunda ısrarcı. Palas'tan bir oyuncu çıkacak E5'ne. Vuruşu kaçırdı. Junk'a gelen Molotov var. Çıkması şart. Ipot'un canı az. Junk'a E5'ne birer kin. Rampayı düşürdü. Son kalan oyuncu C4 kurmaya. Oh. Yeltendi ama. E5'ne onu da vuruyor. Bulunuyor. Kapıya atılan smoke bu arada Junk'a. Kambi'yi düşürdü. Rampaya doğru hızlı bir hücum var. Fear'ın yeri belli. Fear oradan sadece bir kill çıkartabildi. Direkt çok çabuk geliyor. Yardım var. Hemen Cat altından gelen bir yardım. Bayside'a inmeye çalışılacak. Dagi kapıyı açmadı henüz. Kapıyı açarsa bir rakibini yakalayabilirdi. Şimdi açıyor. Biraz geç. Çünkü Ipot site oturdu ama yine de killini bulmuş. Ipot pikleyecek. Trade alamadı. Double door da açılıyor ama Ipot pek fırsat tanımadı Ayam Yorbos'u. Şimdi C4'ü kurmaya yeltenecek. Kapı açık olmasına karşın bir tehdit oluşturamadılar.
İpot da bu kapıyı kapattı. Diğer oyuncunun da yerini öğrendiler. Dagi tekli kapıda şimdi çıkıyor oradan ama tepesinde küçük Sylo'da E5'de clutch'ı kazandı. Tabi ramp oyuncusunun en azından kill almasa bile yaşamaya devam etmesi, orada biraz daha tehdit unsuru oluşturabilmesi lazımdı. A'ya bir rush geliyor, kapıdan main'i smokladılar. Kör bir şekilde Dagi vs. Deagle'la E5'ini bulmuş. Yalnız site kaybedildi. Wizard Ipot ikilisinden mükemmel bir oyun. Özellikle Ipot burada Mekten ile oldukça yüksek yüzdeyle oynamaya devam ediyor. Çok sakin. Ipot göz dolduruyor. Ipot 4 kill'e de ulaşıyor. Gerçekten iyi bir performans. Rampada 2 oyuncuları var. Burada Çamlıca entry verirse çok çok zor bir duruma düşecekler. Yalnız Kambi mükemmel bir oyun. 3. kill'i de buldu. Yakına giren bir oyuncuya headshot daha gönderiyor Kambi. Mükemmel bir savunma. Yakın box'ın üzerinde headshot angle'da kimse karşısına duramadı. Kambi'den ders niteliğinde bir savunma. O kadar sakin ki spreyleri, burst ve hepsi çok isabetli. Ve Wizard da yakalandı. Kambi'nin asistini alıyor Defier. Son olarak Ipot yeri belli ve Dagi tekrar pikleyip Ipot'u düşürdü. 2-1 yapıyor Çamlıca Espor. İlk roundunu çok kolay bir şekilde kazandı. Kambi'nin bu üstün performansı sayesinde. Ipot yavaş yavaş Secret'a doğru ilerleyecek. En azından buraya hiç çaktırmadan ilerlediler. Rampa tarafında da tabi burada oyunu yine rampaya kurabileceklerini düşündükleri için biraz daha geriden savunmalar var. Dagi headshot gönderdi. İkinci kill'i çıkarıyor. C4'ün yeri artık belli. Opçin farklı bir noktada Janka'yı düşürmüş. Çok zorlandı iki oyuncu da. Aymur Boss'un şimdi trade'ine ipot çıkacak. Bir headshot daha göndermiş. Ve trade'e Opçin çıktı. 2-2 yaptı. Başarılı bir... Tek bir smoke'la oynayacak Logo Espor. Kimse de armor da yok. Çamlıca Espor'un bunu değerlendirmesi gerekiyor. Yine hem rampa ama rampada yüzü gülmedi bir şekilde Logo Espor'un ve bu sefer de Fear 3 kill evet 3 kill Fear'dan geldi iyi oynuyor. Dagi'nin üstüne giderse o Molotov sonuç da alabilirler. Kapıyı şimdi kıracaklar 30 saniye var. Cyber ilk çıkacak olan oyuncu Ipot ayak yorumusu düşürmüş. Dagi pikledi ama orada kalabalık bir grup var. A'da iki oyuncu daha site'a hücum başlamadan düştü. Şimdi Cyber arkadaşının trade'ini alıyor ve A site boş. Ve C4 düştü 13 saniye. Ipot bu kill'i almasa round avuçlarından kayabilirdi. The Fear hala bir şansa sahip. Süre çok az. Şimdi Vent'ten çıkacak. Plant geldi. Fear iki oyuncu ardı sıra dizildiler ama sadece bir kill buldu. Fear az kalsın 1'e 3 clutch denemesinde çok hızlıca inmeyi tercih etmedi Logo Espor. Yalnız AWP'leri hala yok. B tarafında 3 oyuncuları var. Oyunu A'ya çevirme ihtimalleri de çok yüksek burada. Ve A'da hani Opçin çok yalnız. O yüzden oyunu biraz açabilmek adına meydana doğru evet. Shiftlemeye başladılar. Çok net bir info yok. Ipot hala beklemeye devam ediyor C4 yanında. Wizard'la birlikte, yok Cyber'la birlikte. Şimdi bu sefer Fear'ı çok yalnız bıraktılar. A tarafına infoya 3. oyuncu da ilerlemeye başladı. 35 saniye var. Log'un burada entry alması ve devamında plant'i bulması şart. Aksi takdirde Çamlıca için rahat bir oyunda gelebilir. Ayamıyor boss'ta bir smoke. Dagi'de bir tane molotov var. Opçinin açısı da bence off angle için çok iyi. İyi bir flash bıraktı. Tepesine de bir oyuncu gelebilir niyetinde. Düşüncesinde Ayamıyor boss kapı savunuyor. Kapısı vururken de kapı gibi savunuyor. Ayamıyor boss. Onu alma konusunda. Öne geçtiler. Farkı ikiye çıkarmak için önemli bir adıma imza atabilirler ama Janka'dan bir Deagle headshot geldi. Trade hızlı. Main arkasında bir Wallbank hasarı almış. Kim bana vuruyor dercesine. Şöyle bir döndü. Elinde yanıcıyla yakalanıyor bu sefer. Fena bir hasar vermedi şu ana kadar Log. Tabii Hood içerisinden de çıkacak bir oyuncu var. Nate geliyor oraya. Öldü. Evet. Kurtulamayacaktı orada. Çok fazla cross vardı çünkü üstünde E5'lerin. Bir de el bombası. Yalnız Wizard... Gaza bastı B'ye gidiyor ve plant'ı alacak. Engellemeleri mümkün değil. Çok uzaktalar. Ama clutch'ı alabilir mi? O ayrı bir soru işareti. Tabii ki 3 oyuncu etrafını sarmışken mümkün gözükmüyordu. 5-3 fena iş başarmadı aslında Logo Espor. Daha da sıkıntılı olabilirdi bu round. Bu arada Ayamıyor Boss. Secret'ı çok yakından savunuyor. Spray ile Wizard'ı düşürdü. Önünde bir oyuncu var. E5'le. Şimdi... Yakın mesafede karşısına çıkacak Ayamıyor Boss'un ama pozisyon avantajı kesinlikle
Bostaydı. 3'e 4. C4 de yine aynı şekilde Çamlıca Espor'un şu anda kontrolü altında. İşi zor Log'un. 3'e 4. Garajda ipot var. Dengeleri değiştirebilir. Kambi çok dikkatli. Çok dikkatli ve üstüne gidiyor kulübenin. Kambi durmuyor. Ipot arkasını pek tahmin edemedi. Hemen C4'e yöneldi ama bunda Fear onu düşüren isim ve Çamlıca Espor 6-3 yaptı. Ocak gibi. Dagi. Dagi kapı açıldı ve 5'ne ile yüzleşti. Çok rahat. 4'e 5 şu ana kadar şunu söyleyebilirim. Orada meydan kalabalık. Dagi oradan bir de ekmeğini iyi çıkartıyor. 2 kill de oradan aldı. Totalde 3. Hipot. Garajdaki oyuncu I am your boss yaşadı ama dualarla. İyi kaçtı oradan. Açıkta. Yani bir fazla açıkta kırmızıya geçtiğini görmediler Hipot'un. İki oyuncunun canı çok az. O yüzden oh, Sylos'unu tahmin ediyor. Aldı kelleyi. Orada overpick var. Fear. Sağlı sollu yanaşacaklar Hipot'a. Fear. Hipot'u düşürdü ve bu acıya bir son verdi en sonunda. Canı olan tek isimdi. Bu arada 7-3. Çalışacak. Rampaya hızlı bir şekilde Janka'yı yolladılar ve üstüne gidiyorlar rampa oyuncusuna. Evet. Bu sefer de Fear yanlış adımda yakalandı. Rampa açıldıktan sonra B site'a da hızlıca koşuyorlar. Janka. İki smoke aynı yere gitti. Bir iletişim hatası var belki ama yine de site'ı aldılar. Ve retake denemesi oldukça güç olacak. 3 tane Molotov görüyorum çünkü Logo Esports için. Ya hem o var, adam avantajını da çok net bir şekilde kaybettikleri için hem pozisyonlardan da çok uzaklar ve tabii kontrol etmesi gereken o kadar fazla pozisyon var ki OPG'nin. Double Door'ünde I'm Your Boss da yakalandı. Çift AWP'den oldular şu an. Bu Log'un tam istediği bir senaryo. Kalan oyuncular silahlarını korumaya çalışacak ama Dagi çok masum ebeşen. Döndü bir de Kambi'ye head. İkili bu şekilde çıkarmıştı. Şimdi E5'le rahatsızlık veriyor. Kapıyı açtı. Bu arada meydan birden zıplıyor. Main tarafına. Cyber kulübeden çıkacak. Sight'ı düşürdü. Heaven'da bir oyuncu. Cyber onu da yakalıyor. A Sight'a rüzgar gibi girdiler. Ama Fear hala savunmaya devam ediyor. Şimdi Fear'ı kulübedebildikleri için. Vay vay. Bir an B'ye dönmeye çalışmışlardı. Fakat round o kadar da uzun sürmeyecek. C4'ü kurmaya gerek bile kalmadı. Wizard The Fear'ı yakalayınca. Şekli görüyorsunuz. 7-5. Hop, aman. Görmemişti arkadaşımız smoke içerisinde. Yanlış bir uçak dermesi. Bu arada kapı açıldı. Site'a geçen bir oyuncu var. Onun farkındalar. V5'le onu sıkıştırdı. Orada kurtulması pek mümkün değil. Kapı hala açık yalnız. Arkadan da iki oyuncu geldi. Biraz dikkatli olmaları lazım. O dikkatle gösteriliyor şu an V5'le tarafından. 1-2. 1-2'ydi ve I am your boss. Yerden silah da alacak şimdi 1-1. C4 yerde. Janka'nın yerini bilmiyor. En büyük handikapı bu. Tek cam kırık. Bu yüzden Janka oynayabilir. Küçük Salyo da ayamıyorsun. Gördü. Yalnız attığı mermiler çok da isabetli olmadı. Molotof'u var. Çok iyi kullanacaktır bunu. Ayam Yorubos'un oradan çıktığını artık anlaması lazım. Kutunun arkasında saklandı Ayam Yorubos. Kaçacak pek de bir yeri yoktu. Janka'yı pikleyecek. Janka'yı gördü Ayam Yorubos. Çok güzel bir clutch. Elinde 5-7 ile başladı. Ama çok fazla etkilemişe benzemiyor. Tekrardan biraz hasar verildi garaj arkasına. Janka atladı. Mini önünde bir kill buluyor. Hut üzerindeki oyuncuyu da gördü. Hala düşmedi o. Wizard topçunu yakalarken şimdi o kill çıkıyor. I'm your boss. Durumu dengeye getirecek killleri çıkartmaya çalışıyor. Yanıcının arkasında kaldı. Default bir plant olacak. Yalnız o yanıcıya çok güvendiler bir an için ama gelen bir flash var CT tarafından. The Fear Heaven altından gösterdi o flash'ı. Tekrardan mini arkasında I'm your boss'a dahil oldu. Elinde bir yanıcı var. Kapı önünde kullandı yanıcıyı. Oyuncuların açısı gerçekten çok kuvvetli nokta. Henüz bir oyuncu rampa tarafından gelip Heaven'a çıkıyor. Çamlıca'nın son round için silahlarını koruması burada daha iyi olabilir ama Janka o AWP'ni saklaması da pek izin verecek gibi değil. Fear AK'yi kaçırmaya çalışıyor ama ona da izin yok. E5'en son kill çıkartarak Log'a 6. round'u kazandırdı. Yani ben... Şimdi ayamıyorum o smoke'u kullanmaya çalışabilir. Smoke'dan çıktı yavaş yavaş ama E5 ne izliyor mu? Arkasını döndü baktı. Ayam yorulması gördü. Tek M4'ü kaybetti. Çamlıca Espor. Bir de Mustang'e çıkıyor şimdi. Yine
Arda tabii ki arda arda gelen bu killerden sonra çok rahat Log Espor. Site'de bir tane oyuncu var. Vay be. Cyber da onun üstüne gitti ve istediği kill'i aldı. Ben Cyber'a dikkat çekmek istiyorum burada. Gerçekten oyunun içerisine girebildiğinde. Geçen sezon Log'un belki de en zayıf halkası olarak gözüküyordu zaman zaman. Ama bireyselin üzerine çok koydu. Advanced Lig'inde yine... Ve 8-7 her ne kadar geride kapatsa da bence çok avantajlı bir skor haline gelebilir Pistol'ün kazanması halinde. Burada nük haritası ile alakalı yeni bir şey öğrendim. Vent'in kapağı duruyorken kırılmadan yanına gidip E'ye basınca o kapak açılıp kapanıyormuş. Hangi mağarada yaşıyordum bu zamana ya kadar bilmiyordum, ama sıfır şaka. Aramıza döndüğün için sevindim. Denemedim, hep kırıldığı için. Canka arkadaşı beklerken çıkacak ipotla birer kill Canka. Çok güzel tekler Canka. Mükemmel dokunuşlar. İşi iki oyuncu bitirdiler rampada. I am your boss. Ace atmak zorunda ama çok kalabalık karşısı. Yani duruyor, bir force var. 4 tane emekten 2 tane el bombası. A'ya gidecek Oraş. Vent'e mi inecekler acaba? Hayır, Oraş direkt. Wizard. DKMP9'la bir kill aldı. Arkadaşlarına da yardım ediyor bir diğer yandan. Oo. Wizard. Çok sakin ve gerçekten çok başarılı bir savunma kendisinden. Diğer yandan Hipot. Fear'i yakalıyor. 9-8. Bu sefer Eko yapacaktır Çamlıca. Bir force ve araç denediler ama... Killer çıkarttı. Meydana doğru gelen nate'ler yarı canına kadar düşürdü Aymir boss'u. Silo üzerindeki sesleri de alıyorlar şimdi. Fallboy yine revolver'ını çekmiş. Ve bir kill de çıkarttı. Ama çok bir değeri yok. Trade'leniyor E5'en tarafından. Son kalan oyuncu Dagi. Üzerine doğru bir nate geldi. Ve bir Kobe. Çifthaneyi buldu Log. Canlıca Espor. Bu arada Cyber direkt kulübeden açılabilir atladı. Yukarıdan nate'ler geliyor ama o nate'ler gelmeden içerideki oyuncuları harcadılar. Ve hepsi geri dönüyor. Disiplin çok önemli. İki kill aldıktan sonra bir daha orada vakit geçirmediler ve diğer açıları tutmak üzere tekrar site'lara geri çekildiler. Bu sırada I am your boss meydanda iyi mesafe kat etti. Bundan şüpheleniyordu, bundan kuşkulanıyordu Log. Ve bu kuşkusu yersiz değil fakat I am your boss'u da düşürdüler. Yalnız daha tehlikeli de olabilirdi. E5'ine ilk önce hatı vurmak isterken az kalsın iki kill'den de olabilirdi. Düşünüyor olabilirler. Meydanın tam kontrolü E5'in aldığı şu headshot'la birlikte tescillendi. Ramp oynamak zorunda kalacaklar. Ramp oynamak zorunda kalacaklar. Buraya da backup geliyor. O backup çok tabii dikkatsiz geliyor. Ve backup düştü. Site'deki oyuncu yaşarken backup'ın düşmesi tam bir kabus. Daha doğrusu savunan oyuncu yaşarken backup'ın düşmesi kabustu ve ipot da fazla hayatta kalamadı. 3'e 3. 2 tane entry. Rampa tarafından alınıyor. Artık rampa kontrolü Çamlıca Espor lehine. Canka buraya gelecek ama koştura koştura geliyor. Çok dikkatli değil ama bir tane kill aldı. Bu dikkatsizliğinin bedelini de ödedi. Defier'a yakalanarak Cyber alt side'e inecek. Çünkü B'ye doğru ilerlemeye başladı Çamlıca Espor ve C4'ü kurmak üzere bir fake. Defier kapı açıldı. Şimdi kurmaya çalışacak. Option bu arada Cyber'ı düşürmüş. Kapıdaki oyuncu hamle yapıyor. Wizard Defier'ı yakaladı. Molotov, o Molotov'a karşı piklemek istedi Cyber. Nereden atıldığını biliyor ama o pik sonuç vermedi. Hipot çok iyi pozisyon aldı Hipot. Smoke'un üstüne çıkabilir Hipot. İlk oyuncuyu gördü. Mermileri istediği yere gitmedi. Ve I am your boss. Wizard'ı düşürmüş. A'ya gelecekler. Canka iki oyuncu karşısında. Çuval gibi yere serildiler. 3'e 3. Round tekrar başlıyor. 55 saniye var. Arkadan gelen oyuncuyu da Hipot yakaladı. İki adam avantajı elden kaybedildi. Şimdi tekrar dengeyi kuran Dagi. Site'a girebilirler. Kapıyı kullanacaklar. Ve kapıdan Vent'e atlıyorlar. Tabii şimdi
Hala A'ya çevirebileceklerinden endişeliler aslında ama 35 saniye kala Ipot Heaven'dan aşağı inerek rampadan rotasyon verecek. Burada E5'in ne yapacağı çok önemli. O henüz Ansay'da terk etmiş değil. AWP'sini bıraktığı yerden M4 alıyor. Nazik bir şekilde rakibini düşürdü. Birer birer mermilerini sıkarak. Şimdi Wizard main'de bu kadar az can olmasına karşın bu kadar agresif olması büyük bir handikap yaratıyor. A'ya girmeye çalıştı Opçin. Bir sinsilik peşinde ama kulübe üstünde Cyber çok rahat. Şimdi yalnız işler biraz daha Fear'a bakıyor. Cyber ne kadar agresif oynayacak belli değil ama zaten A'ya doğru Heaven'a ketten sızan bir isim var. Boss şöyle bir Cyber'ın nerede olup olabileceğine dair info verecek. Muhtemelen Side'ın boş olduğunu görünce zaten Cyber'ın Hood içerisinde olabileceği infosu gelecektir. Ona bile gerek kalmadı. Açılmak Dagi istedi lobiye ve bu çok kritik bir kill. Ya Dagi altta ses yapınca kulübedeki oyuncu direkt açıldı ve bunu bekliyorlardı zaten. İstediklerini aldılar Ipot. Son oyuncunun da atladığını görmüştür. Ipot birden geliyor. The Fear zaten bunu bekledi. Bir an belki mermiler kaçabilir. Nedense tek başına bir oyuncuyu gördü. 42 canı var. Oo! Bu çok güzel iyi bir reaksiyon. Çok iyi bir reaksiyon. Dengeye getirdi Dagi durumu. Yerden aldığı bir AK var E5'lerinin. Junkkan'ın cross koyduğu açı o kadar doğru ki. Tekini de attı. Dagi'nin de meydanda olduğunu biliyorlar. Junkkan çok Dagi'nin yakın olmayacağını düşünerek koştu. Silahı aldı. Dagi yakın olsaydı eğer bu kötü bir şekilde sonuçlanabilirdi. Şimdi Dagi bu kadar az canla nasıl oynayacak? Yani yavaş yavaş Cat'ten muhtemelen Heaven'a çıkmak isteyecektir ama biraz da zaman kaybetti, ses verdi. Bu sesi ama Junk'a aldı mı? Sanırım almadı. Almamıştı. Almadı. Yine de tabii Dagi bundan endişelenerek ses verdiği endişesinde B'ye doğru koşacak. Silo arkasında. E5N'yi düşürdü. O biraz dikkatsiz kaldı burada. Yani koşuyorsun. 1-2'de haritada yaldır yaldır ama bilmiyor ve karşısında E5'te ona bakmıyor. Junkkan'ın 30 canı var bu arada. Kit'i yok, nade'i yok. Arayıp bulmak zorunda. Şimdi Ninja'yı kontrol edecek. Gelebileceği belki de en iyi açıdan geliyor Junk'a. Kit'i olmadığı için kafadan kaybetti diyebiliriz. Yani Dagi'nin bir hata yapmış olması gerekiyor. Çift kapıda arıyor. Dagi aldı clutch'ı. Totalde 4 kill. Ve bir ufak bir BM. Dagi'den beklenilecek. Yani burada artık ekstra killer. Boktan gelirse exit frag'ler. Belki ekonomi biraz dengelenir. 12-12'ye getiriyor Çamlıca Espor. Maça tekrar renk katıldı. Son bölümlere girilirken skorun dengede olması gerçekten maçı heyecan verici kılıyor. Kembe yakında Junk'a vardı. Çok zorlanmadı ona karşı. Dagi'nin aldığı 1-2 clutch. Tabii biraz Logo Esports'un mental olarak oyuna odağını da kıracaktır. C4 etkisiyle E5'le öldü bu arada. Şimdi E5'en ilkili alıp kaçabilirse işler onun yanında olur. Tabii o yanıcı o kadar dip gittiği için hani kontağa girmesi halinde sıkıntıya girebilir. Headshot geldi Ipot'tan. Oyun çok belli oldu. Vent'e girdi yalnız bir oyuncu. Tek kapıya doğru ilerleyecekler. E5'e'ni pas geçti. İki oyuncu. C4 tek başına. Çok kritik bir hata geldi şu an. Yalnız o C4'ü almadan içeriye oynamak biraz gereksiz olacak. E5'lerin nerede olduğu belli. Junk'a düştü. İki oyuncunun canı az. E5'lerin üstüne gidiyorlar. E5'ler hala hayatta. Arkadaşlar düşerken o hayatta kalan 3 oyuncunun canı çok az. 50 saniye. Belki E5'lerin daha AWP var ama diğerleri rifle'la oynuyor. Bu onların canını sıkacak. E5'ler kapıyı da vurdu. Bu 3. kili. Bilmiyorum kaç tane daha vurur. Ama ace alması da muhtemel. Şimdi kapıdan geliniyor E5'lerin yanına. Onu arkadan koruyacak olan Cyber. Hayır Kambi! What? Kendi yanıcısına mı düştü? Ve son kill'i de Wizard aldı site'da. Nasıl oldu? Meydanda geziyor Çamlıca Espor. Gelen tek bir flash kulübe üstünü düşürdüler. Şimdi Wizard oynamaya çalışacak. Opçin sahanı kontrol etmedi. Wizard adına bir kill anlamına gelebilir bu Dagi. Smoke'un ardında Junk'a'yı buldu. Heaven'dan gelen bir yardım var.
I am your boss. Orada Secret'te oy geziyor E5'le. Birden karşısına çıktı, öpüşeceklerdi az kalsın. İtti onu. I am your boss. Option de Wizard'ı yakalamış. 13-13. Ve bu 13-13'lük skorda Çamlıca agresif adım atmaktan da çok geri kaçınmıyor gördüğümüz kadarıyla. Kontrol edecekler mi? Etse bile headshot çok net. Şimdi bir tane daha buldu Wizard. Üçüncü gelir mi? Hayır. Dougie vs'ın bir trade'i var. Şimdi işler kazanılabilecek bir hale gelebilir. Açılın oyuncuyu gördü. Gördü. Kambi sabırlı. Çok sabırlı. Yani meydanda bu kadar vukuat, bu kadar olay dönüyorken orada cross'unu koyması çok önemliydi. Round yine sıkıntıya girebilir çünkü E5'le bir headshot attı. Ama devamında kendisini çok açıyor E5'le. Option de bir oyuncunun arkadan geldiğinin farkında. Ama oyuncu geri gitti. Şimdi Heaven tarafında iki oyuncu dip dibeler. Çamlıca'nın bir yandan dikkatli olması lazım. Bu arada Secret'ta I'm Your Boss çok güzel bir angle holdladı. Wizard'ı yakaladı. Adam avantajı Çamlıca'ya geçti. Ya yeah, I am Your Boss çok iyi iş çıkardı orada. 4'e 5. Cyber, I am Your Boss'un üstüne gidiyorlar. Bu sırada Fear ipotu düşürdü. Ve side'da hala bir oyuncu var E5'te. Ama yeri gerçekten çok elverişli değil. Üstünden ve karşısından birkaç kişi gelecek. E5'te hala vuruyor. Üstünü de vurabilir. Kambi 5 canla. Hala hayatta 2-2. Bu aslında Log Espor adına tamam ya da devam roundu bile sayılabilir. Paraları çok fazla değil. Wow. Ve Option kapı açıldı. İki oyuncuyu gördü. İkisini de düşürdü. Ve Çamlıca Espor iki tane artık harita puanına sahip. Bu iki rounddan bir tanesini kazanmaları halinde. Bu yandan çevirmeye çalışacak Çamlıca. Hani sentler değişmiş gibi oldu şu an. Evet. Meydanda elini kolunu sallayarak gezen Çamlıca oyuncuları var. Tam 3 tane. Tabii aynı zamanda C4 ve T-Spawn tarafında olduğu için dikkatli olmalı lazım. Wizard üzerinde yine kolay bulunan bir entry var. Şimdi Secret'a doğru arka arka iki oyuncu gelecek. I'm Your Boss yine buradan istediğini alan isim. Bir oyuncu daha var. Bir angle'da bekliyor. Zekice oynuyor I'm Your Boss. Ve aynı angle'da durdu. Cyber geldi. Trade'i aldı. 3'e 4. Buradaki üstüne gelen bir oyuncu var E5'te. Yalnız da G'yi düşürüyor. Round hala bitmiş değil. 3'e 3 ve 55 saniye. Cyber bu pozisyon kontrol edilecek mi? Kambi pek de bilinçli gelmedi buraya. Cyber adam üstünlüğünü getiren kili çıkartıyor takımı için. Artık Fear ve Option bakalım bu ikili roundu kazanabilecek mi? Yük haritası Çamlıca Espor lehine gidebilir. B'de bekliyor ancak A'yı aldılar. Biri Molotov. Molotov kulübenin dışındaki oyuncuyu itti. Şimdi retake oynanacak. Kapı açılır açılmaz The Fear karşısında buldu Cyber'ı. Yukarıya dönüyor. Yeterli değil bu reaksiyon. E5'in altında Option var ve Option'ı düşürdü. 15-14. Hala parası var Çamlıca Espor'un. Önümüzdeki round çekecekler ama ilk harita puanı Log Esports tarafından engellenmiş oldu. Hem de 3'e 4 bir halde geriye düşüyorum. Kontrol etmezlerse büyük bir hata olur. Wizard. Yaklaşan oyuncular var. 4 tane oyuncu kırmızının arkasında. Hemen destekle ona yakın. Secret'teki arkadaşı öldü. Wizard! Dougie arkadaşını çok iyi koruyor. Evet. Option. Dougie'ye şükretmeli hayat öpücüğü. Dougie'den Kambi Cyber'ı yakalamış. 2'ye 4. İpot alt side'da. Canka da üst side'da. Şimdi İpot en azından altta ses verip hemen A'ya doğru yönelecek. Canka'dan 2 kill birden çıkmış. Ama yeterli mi? Hayır. İpot tek başına silent kontrolü Çamlıca'ya geçiyor. 55 saniye kaldı. Heaven yanıyordu. Bir yanıcıları daha var. C4'ü bir türlü alamadı Fear bu arada. Evet. Şimdi alıyor. Tabii İpot'un en son alt katta olduğunu duydular. Şimdi bir headshot gelebilir. Geldi de ama düşmesi için yeterli mi? Değil. Yine bir pick geldi. Mükemmel bir pickti Fear'dan. Ve 16-14'te Çamlıca Espor lig tarihindeki ilk puanları